Efendim merhaba, evet yeni bir detay programda yine karşınızdayız bugün ve ülke gündemindeki konuları tartıştığımız, konuştuğumuz ne varsa bugün yine stüdyoda bunları tekrar masaya yatırmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Murat Kanatlı, Yeni Kıbrıs Partisi'nin yürütme kurulu üyesi ve özellikle biraz daha Kıbrıs sorunu odaklı ama iç politikayı da tabii ki konuşacağımız bir program yapmayı tasarladım. Kendi adıma onu söyleyeyim ama sizlerden gelecek olan mailler ve işte mesajlara göre de gidebiliriz tabii. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Murat Kanatlı, nasılsınız? İyiyiz. Uzun zaman oldu, görmedik sizi. Her şey tamam gözükür memleketin, hali olanın ortada. Hiçbir sorun yok. Hiç sorunumuz yok memlekette. Dört dört. Tam yangın yeri tamamdır. Bir ara kendimizi şeyde Norveç'te falan yaşıyoruz zannettim ilk cümleden sonra ama ondan sonra yangın yeri olunca tekrar döndük bizim memlekete. Evet, aslında normalimiz bu. Yani eğer ortama bakarsanız ve uzun süredir yaşadığımız sıkıntılara bakarsanız aslında yani normal kavram artık bu olması, artık alışmamız gereken bir durum herhalde. Normalimiz bu. Diğer kısım anormal olacak. Daha Norveçleşirsek bir anormal olacak. İşte onu ancak belki Kıbrıs sorununun çözülmesiyle mi yaşarız? Tabii şimdi mesela en son bu döviz kriziyle beraber tekrardan Kıbrıs konusunun çözülmesiyle beraber daha bir stable para birimine geçmeyi falan konuşmaya başladığımızda hissediyoruz ki Kıbrıs konusu yaşantımızın her alanını etkilemeye devam ediyor. Sıkıntımızı tetiklemeye devam ediyor. Hep düşündüğümüz işte birazcık daha bir nefes alırsak bu işi çözeceğimizi düşündük. Özellikle anlam planı sonrası mülkiyetle ilgili yaşanan o emlak piyasasının balonuyla beraber zannettik de demeyecek söylediğin gibi cennete düştük zannettik ama daha sonra o kadar hızlı yere çakıldık ki mamurlayana kadar hala daha elimizi ayağımızı bulamadık. Tekrardan bunu yaşıyoruz. Yani Türkiye gibi ekonomisi çok kırılgan olan, sürekli olarak borçlanarak yaşayan, belli dönemlerde belli bir sanki de bir şeyin içindeymiş gibi, daha cennetimsi bir şeyin içindeymiş gibi davranan bir Türkiye, aniden o kırılganlık içinde yaşadığı siyasi durumdan beraber TL'nin o aşırı derecede değer kazanması ciddi sıkıntılar yaratıyor ve bu otomatikman değer fırtına kaybı olarak size geri dönüyor. Yani en ufacık bir değer kaybı size bir fırtına olarak geri dönüyor ve her şey allak bullak gidiyor ve şunu hatırlıyorsunuz aslında adada yaptığınız her şey, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaptığınız her şey bir anlamıyla kumdan galeler, bir dalga geliyor ve her şeyi darmadağın ediyor. Herkes yine bir ekonomik krizin içerisinde, herkes tefecilerin elinde tutsak, bankaların faizi, bileşik faizi içerisinde tutsak böyle bir hal. Bu sadece dış kaynaklı mı yoksa içeriden de yaratılan bir sıkıntı mı var bununla ilgili? Yani mesela herkes tefecilerin eline tutsak dediğinizde ben sadece bunu dövize veyahut da Türkiye'deki dalgalanmaya bağlayamam. İçerideki yasaların yetersizliğinden hükümete gelmiş geçmiş tüm siyasilerin bir yerlere biat etmesinden filan dem vurmaya başlarım o zaman. O da vardır. Artı yani sürekli olarak bizi teşvik eden, tüketmeye teşvik eden yapıya esir olmamız da vardır. Yani ihtiyacımız mıdır değil midir bakmaksızın sürekli olarak en güçünden en büyüğüne her şeyimizi değiştirme merakımız var. Sürekli olarak tüketiyoruz ve bu bizi sürekli olarak yeni bir krediye, yeni bir borçlanmaya mahkum ediyor. Ve bir şeyin içerisindeyiz, bir kısır döngünün içerisindeyiz ve tabii böylesi bir kısır döngü içerisinde Kıbrıs konusu gibi sizi ileri planlama yapmanıza imkan vermeyen ortamın içerisinde en ufacık yani kırılgan ortamlarda bile ciddi şekilde etkilemektedir. Yani bugün itibariyle baktığımızda ülkede dövizle ilgili şikayet etmeyen tek bir kişi bulmazsınız. Ama yani yarın öbür gün daha stabil bir para birimine geçtiğimizde bütün her şey çözülecek mi? Biraz önce söylediğiniz noktada eğer biz bir parayı kullanmayı bilmiyorsak, cebimizdekini çözemiyorsak bu ciddi bir sorun olacak. Ve yani şöyle bir noktadayız da yani aslında kaygı duymamız gereken de o. Herkesin çok çok umutlandığı bir sürecin içine sanki girmiş gibiyiz. Ama yani gerçekten orada mıyız? Eğer değilsek bundan sonra ne olacak? Herkesin kaygı duyması gereken bir durum o bakımdan. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Eğer gerçekten umut olduğuna inanıyorsak,
mutlaka bizim de bir şey yapmamız gerekiyor. Mesela 1 Eylül'de bir eylemlilik süreci var, iki toplumlu gene. En azından sesimizi oralarda yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü Kıbrıs konusu ikililere bırakılamayacak kadar ciddi bir konu. Bunu en son Derinya konusunda yaşadık. Evet. Yani toplumun istediği, herkesin istediği bir şey. Sivil toplum birazcık müdahale olunca gündeme girdi, oradaydı. Sivil toplum birazcık çekilince tekrardan soğumaya yandı. Yeniden göstermesi lazım. Göstermesi gerekiyor. Her alanda bizim sokakta olmamız, her alanda talepkar olmamız gerekiyor. Yoksa Kıbrıs konusu ama eksikliğimiz var diyelim bu konularda. Yani mesela o anlam planı dönemi bir organize olma durumu vardı. Şimdiki durumda ben bu tarz bir organizasyonu göremiyorum. Tam aksine hani sanki o dönemden şey almış, ders almış, bu ülkede gerçekten çözümü ciddi anlamda istemeyen kesimlerin daha bir organize olduğu, daha bir nasıl söyleyeyim artık onu tartışmaya açık noktalara çektiğini, bu konuyu sanki görüyoruz, yaşıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi tabii yani çözüm istemeyenlerin şöyle bir dezavantajı var. Kıbrıs konusu sürekli olarak onların aleyhine işlemektedir. Yani biraz önce söylediğiniz daha tartışmalı konuları sürekli gündeme getiriyorlar. Mesela Kıbrıs rallisiyle ilgili bir papara koparttılar. Herkes onun üzerinden bir şekilde bu bahsettiğin kesimler siyaset yapmaya çalışırken Kıbrıs konusu kendini tekrardan hatırlattı. Voleybol takımıyla ilgili olarak yakın doğunun basketbolla ilgili pardon 14. takım ve yani ortaya çıkan sonuç ortada. Şimdi ralliyle ilgili o tepki duyanlar, gösterenler göstersinler basketbolla ilgili aynı şekilde. Niçin? Çünkü FIBA üyesidir o federasyon ve o ligde yakın doğunun oynayamayacağı en azından Kıbrıs konusunun çözümlenmediği sürece ya da giden Mersin gel Mersin oyna diyor sana. Ya gel Mersin'de oyna. Mersin on Turkey. Ve yani size sürekli olarak Kıbrıs konusu çözülmediğini, sıkıntı olduğunu ve bir ara yerde durduğunuzu hatırlatıyor. Bunları sürekli yaşamaya devam edeceğiz. Ama dediğimiz gibi yani biz seçimler sürecinde de bunu çok tartıştık. Eğer herhangi bir adım atacaksa hemen arkasında da Sayın Akıncı veya Anastasiadis, biz bu sürecin destekleyicisi olacak dedik. Ama maalesef hala daha biz bir laf kalabalığının içerisinde gittiğimizi görüyoruz. Yani bir umut pompalayan bir laf kalabalığının içinde gidiyoruz. İlerleme olmadığını düşünüyorsunuz. Somut olarak elde edilen bir şey gözükmüyor şu aşamada. Yani elde edilmiş, bu kadar aydır görüşülerek sonuçlanmış, şunu yaptık dedikleri bir durum yok. Bir bildiğimiz salyangoz hızında giden aplıç kabısı var. Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Bu bakımdan iyi gidiyoruz dedikleri konu yani Kıbrıs konusunda görüşülmeye ne kaldı ki? Yani yani Dekarlar belgesi, Gali, Annan artık her şeyi konuştuk. Yani daha neyi görüşüyor? Sayın Akıncı da bunu söylüyor. O yüzden irade varsa 2-3 ayda biter diyor. İşte o irade varsa kelimesi biraz sihirli durur orada. İrade kimde varsa. İrade kimde varsa kim koyacak, kim gösterecek bu iradeyi? Son Sayın Dışişlerimizin ziyareti falan birazcık yakından bakıldığında halen daha bir sıkıntının olduğu hissediliyor. Yani oradaki açıklamalar şeyler bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Tabii Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan bu siyasi çalkantı da seçim süreçleri de birazcık gündemle ilgili sıkıntı. Dezavantaj oluşturuyor bize. Yani bir miktar konsantrasyonla ilgili dezavantaj oluşturuyor. Artı bize başka bir dezavantaj da bu 2016 paketi geliyor. Yani bir şekilde alttan alta pişiyor. Çünkü 2015'te bitecek TC'yle yapılan ekonomik protokol. O geliyor. Bu defa biz ona konsantre olacağız. Çünkü onun içerisinde gene Mausa Limanı'nın satılması olacak, elektriğin şeyin satılması olacak. Yani Kıbrıs konusuna konsantre olacak bir ortamın oluşması gerekiyor. Gerçekten bir yere gidiliyorsa, gerçekten bir şey yapılıyorsa bu noktada bir sıkıntıyı yaşayacağımız ortada. Çünkü mesela şu konuda da garantiler konusu mesela çözemedik. Ve bununla ilgili olarak belli ki bir şekilde kaşınacak taraflar gene başladı. İşte NATO'cu bir garantörlük mü olsun, o mu olsun. Şimdi 1960'ın koşullarında bir garanti sistemi, belki bir genli içinde bir mantığı belki vardı o döneme dair ama bugün itibariyle garantinin nasıl işleyeceği de bir tartışma. Çünkü AB üyesi bir ülkeyi, AB üyesi olmayan bir ülke nasıl garanti edecek gibi başka teknik sıkıntıları da var.
Ve biz bunları yeteri kadar çok tartışmadık ve bununla ilgili de manipülasyonlara her şey çok açık. Ama zaten garanti konusu, tam birçok konuyu açalım yani konuşabiliriz de, garanti konusu tamam bizim de söz söyleme hakkımız var ama hani 5 tarafın bir tanesiyiz. Yani her iki taraf için geçerli bu. Yani Türkiye garantörlük kalacak derse, Yunanistan'da garantörlük kalkacak der. Bir ki, taraflar var burada ve yani bana göre bizim açımızdan, yani Kıbrıs Türkler açısından en sorunsuz konu olması lazım. Ama burada sorun olan şu, yani sorun olmaması gereken dediğiniz ama bunu kaşıyarak bir çözüme hayır deme şeyi biçmeye başladı. Yani güneyde mesela red cephesi bunu kullanmaya başladı. Yani işte NATO'cu bir çözüme hayır gibi söylemle bu konuda hayıra doğru. Red cephesiyle evet cephesi diye bir şey de ayrıştırmıyor. Çünkü AKEL net tavrını ortaya koydu. Yani desteğim sürece ama i̇şte garantörlük ama... garantörlük varsa eğer anlaşmada ben yok. İşte o zaman red cephesisiniz. Yani işte oradan ama AKEL'siz zaten diğer partiler, o küçük partileri zaten hiç saymıyorum ama AKEL'in desteğini alamazsanız zaten boşuna konuşuyoruz o zaman. İşte o zaman başka bir yerde başka bir sıkıntımız vardır. O bakımdan diyoruz yani bunu bir sokak eylemliliğiyle birbirimizi ikna edecek şekilde her nasıl çözeceksek bunu, garantörlü veya garantörsüz, bununla ilgili bu süreci bizim şimdi şu an başlatmış olmamız gerekiyordu. Ki eğer gerçekten bir çözüm sürecine doğru gidiyorsak, gerçekten bir kapımızda birkaç ay sonra bir referandum bulacaksak, bu başımıza bela olacak konulardan biri. Yani bizim liderliğin bahsettiği gibi çözümden sonra konuşulacak bir konu da değil bu. Bu paketin içinde gelecek bir konu. Biz o bakımdan ısrarla şunu söyledik ve şunu söylemeye devam ediyoruz. Yani bizim açımızdan sıkıntı. 5 önemli konu var. Yani mülkiyettir, garantörlüktür, askerliktir, asker konusudur gibi. Bunları liderlerin konuşması gerekiyor. Diğer konular, tali konulardır. Bunları federal meclis de konuşabilir. Daha sonraki oluşacak organlar da konuşabilir. Asıl bunların çözülmesi gerekiyor. Eğer gerçekten çözüme çok yakınsak, yani AB'yle ilgili, Merkez Bankası'nın ne olacağıyla ilgili konuları liderlerin bugün zaman harcayıp tartışmasının bir çok da mantığı yok. Detayın içinde kaybolmanın bir mantığı yok. Toplumun önüne siz ne kadar çok detay koyarsanız hayır gerekçeleri o kadar fazla çoğalabilir. Ama bir belirsiz yapıyı da korsanız gene hayırı, yani ben netleşmezse bir şey, ona ben nasıl şey diyebilirim ki evet ya da hayır. Yani ben eğer işte ekonominin nasıl işleyeceğine ilişkin veyahut da işte ben kamuda çalışıyorum, memurum, geleceğimin nasıl olacağına ilişkin göremezsem genel, bir şey. Genel prensipleri koyarsınız ama yani ta ki federal meclisin tuvalet kapılarının rengine kadar belirleyecek bir detay. Anladım. Ki Annan planında o şekildeydi. Gereksiz bir şeydir. Yani şu aşamada örneğin Merkez Bankası ile ilgili detaylandırma tehlikelidir. Çünkü bu konu Avrupa Birliği Anayasası tartışmasında gündeme geldi. Aynısını yaptılar. Federal merkez bankalarını falan Avrupa Anayasası'nın içine koydular ve bu red gerekçesi oldu. Çünkü siz bir sosyal demokrat parti, bir sol parti, radikal sol bir parti, muhafazakar bir partinin kendi para politikaları vardır ve Merkez Bankası'nı buna göre belirler. Siz bunu oturdup da bir cumhuriyetin veya federal bir cumhuriyetin bel kemiğine koyarsanız, o zaman sol sosyalist bir parti olarak benim para politikamı siz önceden ipotek altına almış olursunuz. Bu da benim o anlaşmaya hayır dememdir. Çünkü siz bana neoliberal bir Merkez Bankası dayatıyorsunuz. Bütün paketin içerisinde ben o zaman seçmek zorunda kalabilirim. Zaten yani hedeflediğimiz, gitmeyi arzu ettiğimiz yer bu Avrupa Birliği'dir ve politikaları da bellidir. Ama orada da mesela Avrupa Sol Partisi içerisinde de ciddi tartışmamız vardır ki ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın reform edilmesi, nasıl bir şekilde toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale dönüştürülmesini. İşte Syriza tartışmasında çok net gördük. Yani Avrupa Merkez Bankası şu aşamada neoliberal bir politikalar izliyor ama bunu değiştirebilecek bir kapı var. Siz bunu anayasanın içine koyarsanız ve dönüp anayasa değiştirilmeyi 3 tane garantöre bağlarsanız, demek ki siz hükümete kim gelirse gelsin bu ülkede uygulanacak para politikasını
bir şekilde bloklamış olursunuz ve herhangi bir şekilde bir iktidar değişikliğini öngörmezsiniz. Bunlar önemli şeyler. Anlıyorum. Tabii siyasal bir duruşun bakış açısını yansıtıyorsunuz da bireysel, yani vatandaşlar anlamında ki bunun geldiği nokta bence çok önemli gibi durmaz. Daha çok bakıyorum şimdi neden çalkantılar başladı? Liderlerin araya girmeden önceki son görüşmesinde mülkiyet konusunun gündeme geldiği açıklandı. Sonra tatile gidildi. Ortamda boş kaldı. Ve bu mülkiyet konusu son bir aydır allak bullak etti Kıbrıs'ın kuzeyini. Ve bunun bir sebebi de tabii Rum basınında birçok haberin yayınlanmasıyla ilgiliydi. İşte gelecek, hatta takip ediyorsunuz işte Rumlar evlerine gelir falan diye bir takım şeyler. Yok biri silah çıkardı, yok biri, yani bir takım da istenilen şekle göre hikayeleştirilmiş şeyler de ortaya çıktı. Ama gerçek anlamda hani böyle çok fazla ideolojik bir duruşu olmayan insanların, ki bu sonuçta hepimizin onayına sunulacak olan bir anlaşmadır bu, mülkiyet tartışmasıyla birlikte ve bilgi karmaşasıyla birlikte çok ciddi tedirginliklerin olduğunu görebiliyorum. Ben bilmiyorum, nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi o zaman biraz önce başladığımız yere geri dönelim. Annan planında ne yazardı? Bunun için konuşmuyoruz. Yani tekrardan niçin sıfırdan mülkiyet rejimini konuşmaya başladık? İşte biraz önce söylediğimiz detay probleminde sıkıntımız var. Bulacağımız anlaşma bugüne kadar böyle oldu. Galide yazan haliyle uzlaşılamayan konu anlamda biraz daha soft bir şekilde bir yere kadar getirildi. Birinci ve ikinci versiyonlar daha farklıydı. Zaten Kıbrıs Rumların en çok rahatsız olduğu beşinci versiyondaki haliydi. Ama orada bir tartışılan konu vardı, bir ilkeler vardı. O hala daha masadadır. Niçin bu konuyu sıfırdan, sanki bugüne kadar mülkiyet hiç konuşulmamış gibi konuşuyoruz? Bununla ilgili olarak anlam plan döneminde kitapçıklar hazırlandıydı. Mülkiyetle ilgili bence nasıl olacağını. Bence sıfırdan konuşulmuyor zaten. Yok, sıfırdan konuşuluyor maalesef. Yani dışarıdaki yani, yapılan tartışma. Ben basın toplantısında, ilk gazetecilerle ekibinin, Sayın Akıncı'nın ekibinin yaptığı basın toplantısında biraz sorgulamaya çalıştım. Bu mülkiyet konusuyla ilgili. Sayın Özdilnami birçok cevabında anlam planında nasılsa temeli gene o şekildedir aslında olacak olanların gibi. Çok detay vermeden ama anlam planına sürekli atıfta bulunarak cevaplar verdi. Yani belli ki bir zemin onlara teşkil ediyor. Dışarıda yapılan tartışma o değil. Dışarıda yapılan tartışma, basında yapılan, medyada yapılan tartışma, sıfırdan konuşuyoruz. İşte zaten kötü olan o. Yani net bilgi olmadığı için çok farklı yerlere de çekiliyor. İşte örneğin bu işte mülkiyetteki ilk söz hakkı kimde olacak tartışması. Ta alındı götürüldü başka noktalara da. Yani işte iki kesimlilik ortadan kalkacak falan gibi ama net bilgiler yoktur. Bu konuda daha kriterler falan oluşmamıştır. Ama yani anlam planında hatırlarsanız belli yüzdeler konduydu. Belli yüzdeler üzerinden kullanım hakkı neyse, evet, ne kadar geliştirdiysen, ne kadar bir geliştirme yaptıysan konuşması vardı. Sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi. Şimdi tekrardan sıfırdan bir tartışma yapılıyor. Bir kere insanların halen daha yani anlam planı döneminde de tartıştık bunu. Mülkiyet hakkını hiç kimse silah zoruyla kaybetmiyor. Bunu hepimizin çok net anlaması gerekiyor ve bu yeni bir yasal mevzuat veya yeni bir ilke değil. Bu ta Hammurabi yasalarından beri gelen, hemen hemen birçok konuda mülkiyet hakkı kutsaldır. Yani siz o insanların elinden o mülkiyeti alamazsınız. Kullanımdan doğan bazı haklarınız vardır. Ona yönelik düzenlemeler olacak. Anlam planında bunun olabilmelerinin ihtimalleri vardı. Uzun süreli kiralamalar vardı. Yüzdeliklere göre bunun nasıl olacağı vardı. Ama yani bunun geliştirileceği yerde, anlam planında eksik kalan veya konuşulmayan yerde biz tekrardan anlamın başına geri döndük. Anlamda ilk yaptığımız tartışmada sanki de en baştan bu tapuyu nasıl alacağımızı tekrardan konuşur hale geldik. Ve şöyle bir de ilginç nokta var. Sanırım bizim toplumda öyle bir sıkıntımız da var. Hem bu taraftan Kıbrıs Rum'un mülkünü nasıl kendi mülkümüze çevireceğimiz tartışmasını yapıyoruz. Ama aynı anda güneydekini de nasıl daha fazla bir kar elde edecek şekilde gene ele alabiliriz diye konuşuyoruz. Yani hem oradaki bizim hem buradaki bizim. Yani bu birazcık... Evet. Birazcık sıkıntı
Yani bunları insanların anlaması gerekiyor. Yeni bir rejim kurulacak. 41 yıldır yaşanan bir defakto durum var. İki toplum da, işte biraz önce söylediğim, yani bizim eylemlilik dediğimiz, sokakta dediğimiz konularla birbirimize bunları anlatmamız gerekiyor. Yani Kıbrıs Rumlar bize dertlerini anlatması gerekiyor. Bizim de Kıbrıs Rumlara dertlerimizi anlatmamız gerekiyor. Bunlar liderler seviyesinde yalnızca iki kişinin masanın başına oturarak çözeceği konular değildir. Bunları gene Annan Planı döneminde yaptığımız gibi geniş katılımlı toplantılarla tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Birbirimize bununla ilgili olarak gidişatı anlatmamız gerekiyor. Herhalde ortaya somut bir şey çıktıktan sonra bunlar da olacaktır. Çünkü Sayın Akıncı bunu daha önce ifade etti ki, yani bu ortaya çıkacak olan plan, referanduma gidecek olan plan enine boyuna. Bu geçen defa gibi hani belli bir takvim vardı geçen defa şeyden dolayı, Avrupa Birliği katılımıyla ilgili. Bu kez öyle bir takvim yok ve enine boyuna tartışılıp vatandaşların onayıyla ancak yürürlüğe girebilecek. Ama Annan Planı'ndan çok da değişik bir şey olmayacağı için bugünden itibaren Annan Planı üzerinden konuşulabilir. Yani oradaki 2-3 tane versiyon üzerinden konuşulmasında bir sakınca yoktur. Sıfırdan başlaması sıkıntıdır. Topraklarla ilgili keza, yani 2'de 1 verilecek köyler deniyor. %29'a inilmesiyle ilgili ilk haritayı Dekolar belgesinde Denktaş verdi. Yani verilecekse bir yer, veriliyorsa bunu ne Talat verecekti ne Akıncı verecekti, bunu vermeyi kabul eden Denktaş'ın kendisi. Yani kim kime neyin itirazını yapıyor ve şimdi şu an aklımıza geldi 29'a itiraz edelim. Yani %29 belgelere girmiş, kabul edilmiş ve %29 artı olacak bir harita var. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Yeni bir şey yok yani. Yeni bir konuşması, yeni bir durumu yok. Ve bu ısrarla, özellikle Galide'de vardı. İlke, genel ilke şuydu. 100 bin insanın, 140-150 bin civarında yer değiştirmiş insan var. Bunun 100 bininin geri dönmesiydi. Bunun iki tane dengesi vardı. Ya toprak düzenlemesiyle bu sayı sağlanacaktı ya da bir miktar Kıbrıslı Rum'un kuzeye yerleşmesinin kabul edilmesiyle sağlanacaktı. Biz her zaman için, yani toprak düzenlemesinden daha çok dönebilecek kadar Kıbrıs Rum'un kuzeye dönmesi ve daha harmoni, bir daha mozaik bir yapının olmasını tercih ederdik. Çünkü idari sınır olacak o günün sonunda. Kuzeyde veya güneyde nasıl idare edileceği, Avrupa'da Belçika'nın Volanlarla şeylerin nasıl yönettiğinin çok da ciddi bir sorunu olmadığı gibi bir idari sınır olacak. O bakımdan idari sınırın nereden geçeceği çok önemli değil. Ama bir miktar insanın, o 100 bin insanın kendi mülklerine geri dönmesiydi ilki olarak. Ama Kıbrıs Türk liderliği toprak düzenlemesini tercih etti 29 artı ile beraber. Ve bu 29 artı ta Dekolar belgesinde denkler sundu. Galide kabul edildi, devam etti. Annan'da, referandumda biz kabul ettik. Şimdi halen daha bunu konuşmamız biraz abesle iştigaldir. Yani bu artık tekrardan geriye dönmektir. Bu artık kabul edilmiş. İşte bizim söylediğimizde mesela Sayın Akıncı bunu net bir şekilde kabul ettiğinin altını çizmesi gerekiyor. Eğer ilerleyeceksek, yani 29 artıdayım ben demesi gerekiyor. Diğer türlü bütün dengeler bozulacak. Herhalde bizim kaygılarımız odur. Toprak konusu görüşüldüğünde de bunlar konuşulacak herhalde. Yani, ilerleme, eğer gerçekten hızlı ilerleme isteniyorsa bu daha önce üzerine uzlaşılanların halen daha uzlaşıldığının teyit edilmesi gerekiyor. Ama tabii ki de şeyi de bilirsiniz. Hızlanabilmesi gerekiyor. Gün Rum tarafının net bir politikası var ta ezelinden. Yani Annan Planı bizim için yoktur. Belki müzakere ederken zemin teşkil eder ve üzerinden konuşulur ama kamuoyuna yapılan siyasette yani bu biraz şey oluyor sanki. Yani şimdiden tartışalım, ben de sizin gibi düşünürüm bu konuda. Yani bellidir ya zaten gidilecek liman aşağı yukarı, ama Rum liderliği bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Etmiyordu zaten. Annan Planı geride kaldı. Yeniden dizayn ediliyor her şey. Şimdi bir kere onu söylerken, ama bu arada biz görüşme heyetlerinde olan farklı arkadaşlardan, hem Kıbrıs Rum hem Kıbrıs Türk, çok net biliyoruz ki iki heyetin de, heyetlerin de her görüştüklerinde, farklı komitelerde olsalar bir kollarının altında Annan Planı olduğu ve orada ne söylendiğinin, Annan Planı'na söylenmeden direkt okunarak bir konuşma yapıldığı, tartışma yapıldığının anekdotlarla bize geliyor. Yani Annan Planı yoktur ama masanın altında Annan Planı okunur. Evet. Yani olan bu. Bunu biliyoruz. Ama şimdi hatırlayalım gene 2004'ü. Annan Planı'na evet dendi, bir tane hayır dendi.
ve kuzeyden yükselen sesler, içinde Bedaha'nın da olduğu sesler bazıları şunu söylüyordu. Annan planıyla ilgili hayata geçirebileceğimiz ne varsa bugünden geçirelim. Mesela Kıbrıs Türk Devleti'ne dönelim. Değil mi? Gibi. Ya da orada şeyler vardı. Annan planlar çok net bir şekilde. Toprak düzenlemesi sonrası yeni açılacak yerleşim yerleri vardı. Yani Omorfon'un taşınacağı yerler vardı. Mesarga'daki köylerin taşınacağı yerler vardı. Şimdiden orayla ilgili iyi niyeti söylediğimiz olur. İyi niyeti bu şekilde ortaya koyalım. Yavaş yavaş yani bunu yaptığımızı ve çözüme hazır olduğunu gösterecek şekilde Annan planında zaten eğer zemin oysa bunu hayata geçirecek şekilde adım atılsın ki somut görelim ki evet bir yere gidiliyor ve yanılacak söz değil. Nasıl alacak bunları? Bunlar para ister. Siz o hazırlığı yapın. Zaten hazırlığınız bir şeydir. Ondan sonra dönün ve deyin ki biz bu çalışmayla ilgili bu kadar para istiyoruz. Dönün Avrupa'ya veya Amerika'ya. İşin bir de o boyutu var. Çünkü bu mali boyut Annan Plan döneminde şeydi, muallakta bir durumdu. Şimdi de yani bir maaşçılar konferansı falan ama hani düşünülen rakamla toplanabilecek rakam arasında da şey vardı. Bir uçurum vardı o dönemi hatırladığım zaman. Şimdi burada da herhalde daha net bir şeylerin ortaya konması. Yani maliyet 30'dur, 50'dir, 80 milyon eurodur neyse milyar eurodur. Kalemler de şunlardır gibi bir şeylerin de herhalde halka sunulması gerekecek bu devam. İşte biraz önce tekrardan ısrarla yani somut adım dediğimiz veya beklediğimiz konu bu tip konuların tamam. Artık gündeme gelmesidir. Çünkü bahsedilen konu 2-3 ay sonra referanduma gideceksek bunlar ne zaman konuşacak? Veya bir sene sonra veya baharda bahsedilir. Bahar dediğiniz 6 ay sonradır. Yani eğer 6 ay sonra biz gideceksek bunların bugünden konuşulması gerekiyor. Bunların bugünden detaylandırılması gerekiyor. Haritaların detaylandırılması gerekiyor. Yani daha biz bunu konuşmadık demek yeteri kadar bir gerekçe çok da değil. Zaten Sayın Akıncı doğal bir takvim koydu. Yani Mayıs ayını bir takvim gibi ortaya sürdü. Güneyde seçimler var. Bu seçimlerden önce bitirmemiz lazım diye. Sizin biraz önce söylediğiniz doya doya tartışacağız kısmı demek ki yani gene teoride kalacak bir şimdi, konu olacak. Şimdi şunu da söylemişti. Oradan da 3-4 ay çok önemli. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık benim anlayabildiğim. Yani bu 4 ayda bu işin kotarılıp şimdi Nisan, Mayıs ayına kadar da o tartışma süreci belki yaşanır ve evet hayır'a doğru ya da referanduma doğru gidilir. Çünkü özellikle bu ay ya ayrı bir şey. Yani New York zirvesi de var ikinci yarısında Eylül ayının. Tabii senin için New York zirvesinden bir somut bir şeyle de dönülebilir belki bilmiyorum yani. Şimdi tabii dönmeniz için ısrarla söylüyoruz. Yani somut bir de adım olması gerekiyor. Yani örneğin siz halen daha TC askeri burada savaş pozisyonunda dururken Kıbrıs'ın toplumunun bu konuda rahat hareket edip Anastasiadis'i sıkıştırmadan bu ortama yürümesini beklememiz çok kolay değil. Yani en azından dekonfantrasyon hattının açılabileceği, sınırdaki askerlerin çekilebileceği, ta Özal döneminde söylenen 10 bin askerin çekilmesi olabileceğini konuşmamız gerekiyordu. Ama biz şuna hazırlanıyoruz. 30 Ağustos'da 10 gün, 1 ay önce tanklar yürüdüydü. Tekrardan tankların yürümesine hazırlanıyoruz. Yani nasıl bir barış ortamındayız? Neyin barış ortamında? Biz hala daha savaş provası yapan bir gösteriler zincirinin içindeyiz. Çünkü 20 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 15 Kasım 4 tane de genel prova 8 kez tank ürecek. Ve diyorsunuz ki bir barış süreci içindeyiz. Yani sokağında tankların, F-16'ların... Söylemle eylem uyuşmuyor yani bu noktada. Görmüyoruz yani o şeyi, somut adımı, o somut yaklaşımları masada görmüyoruz. Yani siz 3 ay 5 ay sonra Kıbrıs konusunda bir çözüme gideceğiz, Maraş bir çözüm şeyidir derken bu arada bir küçücük bir yolun, 500 metrelik bir yolun stratejik olup da askerin çekilemeyeceğini konuşup o yolun açılmamasından bahsediyorsunuz. Biz bütün askerin çekilmesinden bahsediyoruz. Yani 6 ay sonra stratejik bölgesi olmayan bir Kıbrıs'tan bahsediyoruz ama halen daha asker bir 500 metreyle ilgili stratejiktir deyip yol açılmasına izin vermiyor. Yani Derinle'deki kapı. Derinle'deki kapı. Yani demek ki ortada teoriyle pratiğin tutmadığı, söylemle pratiğin tutmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü
Derinya kapısı sorun olmaması gerekirdi. Çünkü madem Maraş'ı da açmaya herkes gönüllüdür ve bu konuda herkes destektir, o zaman ne oluyoruz? Burada hep şey örneğiyle anlatılmaya çalışılıyor. Siyasi iradenin ortaya konması, işte Sayın Talat'ın Lokmacı'da Yaşar Büyükanıt'la karşı karşıya geldiği ve günün sonunda koyduğu iradeyle şeyin kaldırıldığı, köprünün kaldırıldığı örneği verilerek burada da benzer bir irade ortaya konması talebi var görebildiğim kadar kamuoyundan. Bakalım ilk şeyde herhalde bunu sormamız gerekecek Sayın Akıncı'ya. Yani bir de şu var, mesela Derinya beklenen bir kapıydı. Aplış aylardır, yıllardır beklenen bir kapı. Zaten açılamayan Erenköy, Limni'de açıldı. O bir geçiş olabilmesi için Erenköy'ün açılması gerekiyordu. Ama yani bunun dışında Lefkoşa'nın çok acil bir şekilde bir araçlı geçişe daha ihtiyacı var. Lefkoşa trafiğini rahatlatabilmesi için en azından Haspola civarına bir geçişin daha açılması. Yani bizim aslında derdimiz bir iki kapı değil, 5-6 tane kapı ve yani sürekli olarak birinin taş koyduğu bir süreç yaşıyoruz ve bunun artık otomatiğe girmesi gerekirken biz halen daha ve çözüme gittiğimizi söylerken halen daha liderlerin görüşmek zorunda kaldığı bir kapı siyasetinden bahsediyoruz. Mesela şey konusu çok önemliydi ve kendi başına gidiyor kültürel mirası korunmasıyla ilgili. Teknik komiteler bunu götürebiliyorlar. Kapılar da bu kadar kapı açıldıktan sonra halen daha liderlere kalması bence hatalı bir durum. Bunu da teknik komitelere havale edip kendi ihtiyaçlar içerisinde seri şekilde götürülebilmesi gerekiyor. Ama liderlere kaldığına göre demek ki biz çözüm konusunda halen daha söylendiği kadar yakın bir yerde değiliz. Bakalım Eylül ayı daha da bir ısınacak sular. Göreceğiz yapılacak olan açıklamalardan ne çıkacak, ne edecek sorgulama noktasına devam edeceğiz. İşte o yüzden sokağa bakmak gerekiyor. Sokaktaki hareket nedir? Ama o sokak da yön vermesi gerekir. Orada bir suskunluk var. Yani sokağın da yön vermesi gerekir ama sokak dediğim yani sıradan insanlardan değil, pratikte nasıl yürüyeceği yönündedir. Yani biraz önce söylediğimiz gibi yani Derinya kapısında ne oluyor? Aplış'ta ne oluyor? Yani mesela şimdi Derinya kapısıyla ilgili ben şunu bekliyorum. Mausa inisiyatifi çıkıp orada bir eylem yapsın örneğin. Talebini ortaya koysun. Siyasi iradeye yol göstersin. Benim talebim bu yolun açılmasıdır desin. Kesin. Yani sessizlik derken bunu kastediyorum bir örnek. Veyahut da mülkiyetle ilgili sıkıntısı mı var toplumun? Çıksın. Yani ne istediğini talep etsin. Yani yol göstersin bir nevi aslında biraz da. İşte 1 Eylül'deki eylem süreci bunun başlangıcı olmasını umut ediyoruz. Çünkü arka arkaya yani Eylül'ün içerisinde de 17 Eylül'de zannederim Livaneli ile ilgili bir konser olacak 18 Eylül'de. Seri yani Eylül ayı içerisinde kitle örgütlerinin, sendikaların yapacağı eylemlilikler var. Bu eylemliliklerin bir şekilde kitleselleşmesi ve bu taleplerin dile getirileceği platforma dönmesini umut etmek gerekiyor. Bununla ilgili herkes üzerine düşen sorumluluğu yapması gerekir. Eylül ayı önemli. Eylül ayı bir şeyleri başlangıcı için bakalım inşallah hareketlilik olur. Bir yorumu aktaralım. 2003'te kapılar açıldığında ardından anlam planı için referanduma gidildi. Anlam planı göstermeliydi. Çünkü 2004'te Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne tam üye olarak alınmıştı. Referandum sürecinde görülüyor ki Avrupa devletlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni istedikleri meydandadır. Diye bir yorum var. Londra'dan aktarmış olduk mu? Var mı bir şeyiniz? Yoksa içeriye de dönmek isterim birazcık. 20 dakikadan az bir zamanımız var çünkü. Ve içeriye de dönelim. Evet, içeriye de dönelim. Hükümetin tabii şu anda girişte biraz da bahsetme şeyiniz oldu aslında. Bir döviz ve ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönem. Tam da yeni bir reform hükümetinin, yani son hep söylüyorum ben, 3 defadır hükümet kurulur, 3'ünün adı reform hükümetidir. Ama hiç reform görmedik. Yani hükümetleri gördük ama reformları görmedik. Şimdi bu da bir reform hükümeti. İlk intiba işte bir hiç olmayan bir yapının, geniş tabanlı bir hükümetin kuruluyor olması ve başarısız olması halinde ciddi bir çöküşe girebileceğine yönelik partilerin
bir düşünceden yola çıkarak bir şeyler yapılacak iması vardı. Böyle bir imaj vardı. Nasıl görüyorsunuz ilk performansı? Yeterli mi? Bu iki farklı siyasi akımdan ortaya bir şey çıkacak mı? Dövizde hani başladık, döviz kriziyle kucaklarında buldular ama onunla ilgili pek bir adım henüz atılabilmiş değil. Sonrasında tabii birçok konu var yine. Yani konuşacağımız birçok konu olacak. Yeni okullar öğretmensiz açılacak. Reform gene olmayacak. Sağlıkta gene hastanelerde şey olmayacak. Doktor olmayacak. Gene bir reform olmayacak falan ama en başta ilk izlenimler nasıl, ne görürsünüz? Oradan başlayalım. İç politika. Yani bir şey görür mü? Çok emin değilim. Yani orada da gene bir laf kalabalığıyla giden bir süreç var. Tabii herkeste bir kafa karışıklığı var. Yaşadığımız bir sistemin içerisindeyiz. Bir kapitalist sistemin içerisindeyiz. Geçen gün Çin borsası sallandı. Şangay borsası sallandı ve 127 milyar dolar para kaybetti bazı kesimler. Yani bu dövizin durumu ortada ve bu bütün ekonomileri sarsmakta. Dünyanın her tarafını sarsmaktadır. Bu o bakımdan çıkıp ben önlem alacağım demek, Türkçesi şudur, devrim yapıyorum, sosyalizme geçeceğim falan dediler herhalde. Yani onu anlarak, o yoksa bu mevcut rejimin içerisinde ne yapabileceklerini çok merak ediyoruz. Yani bu uygulanan durumda. Şimdi bir kere mevcut Türkiye'deki bazı ekonomist arkadaşların da yorumları şu, Türkiye'de şu aşamada ciddi bir sıkıntı yaşanıyor, bir savaş hali var. Ve bu ciddi miktarda dövizin çıkışını sağladı. Sıcak bir ortam olduğundan dolayı, daha önce yatırımlar ve bir genliği içinde bir kalkınma olduğundan dolayı TL'yi pahalı tutarak bir şekilde dövizi yönetebiliyordu. Kaçış olduğu için söylenen Türkiye aslında isteyerek daha önce devalüasyon yapardı. Başka bir türlü bir devalüasyon yaparak TL'nin değerini bir miktar düşürdü ki genli ekonomi içerisinde bu dövizin kaçışını engellemesiyle ilgili. Tabii orada yapılan hamle bize fırtına olarak geri döndü ve insanlar şu aşamada fakirleşmektedirler, alım güçleri düşmektedirler. Yapılabilecek tek bir şey vardır burada ki önlem dediğiniz o olması gerekiyor. İnsanların alım güçlerini yine bu noktaya getirecek önlem geliştirmeniz gerekiyor. Siz bunu yapmayacağınızı asgari ücreti belirlerken ortaya koydunuz. Yani siz insanların alım gücünü desteklemeyeceksiniz. Tam tersine aşağıya doğru çekeceksiniz. Diğer konuşulan konuların tümü yalnızca özel sektöre belli sermaye kesimlerini korumaya yönelik hamleler olacak. Bunun dışında yurttaşı koruyacak herhangi bir önlemi konuştuğunu hükümetin duymadık. Yalnızca arada bir sosyalist olduğunu hatırlatıyor Sayın Kalyoncu. Onun dışında yaptığı iş asgari ücreti 55 TL artırmak oluyor. Sosyalistler böyle yapıyorlar herhalde. Onların anladığı anlamda sosyalizm bu olsa gerek. Tekrardan bir tartışma başladıydı. Bunlar nasıl çözülebilir? İşte sendikalaşmaydı. İşte 3-5 tane özel sektörde sendika var. Biri Taşel. Taşel de 5. güne girdi. Evet. Halen daha Çalışma Bakanlığı devreye girmedi ve süresiz olduğu söyleniyor. Halen daha hükümet seyrediyor orada yaşanan süreci. Yani önlem dedikleri bunlar. Özel sektörde halen daha sendikalaşmayla ilgili hiçbir kıvırdama yok. Önlem sürekli konuşuluyor. İnsanları en çok kesen, en çok insanların canını yakan birleşik faiz. Onunla ilgili barolarda, şeylerde yasa hazırladı. Ortada gene bir şey yok. Yani ne yaptıklarıyla ilgili olarak ben yani bir 10 gündür gazeteleri okuyup da anlamaya çalışıyorum ama ben bir şey görmedim. Yani bir yapıyormuşuk gibi yapma halinin dışında somutta alanda bir şey yok. Yok. Onun için de sorunları aynı sorunları konuşmaya devam edeceğimiz bir süreç bekliyoruz. Aynı sorunları konuşmaya devam etmemekle ilgili tepkimizi ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü örneğin sağlıkla ilgili olarak herkesin konuştuğu ve ısrarla söylediği işte her bakan gelir ve hastane hastane dolaşır. Buradan bir şey çıkmaz, yapılması gereken başka şeyler vardır diye konuşulur. Yeni bir bakan gelir, yeni bakan başlar bütün hastaneleri tek tek
dolaşsın ve gene takı alırsanız takın haberinde Sayın İzbul filan hastaneyi ziyaret etti diye bir haber okursunuz. Yani niçin ziyaret ediyorsunuz veya şeyle ilgili aynı haber sanki de kopyala yapıştır şeyle eğitimle ilgili gene Eylül'deyik. Gene gazetelerde bir sürü okulların tamiratı var. Yani okulların tamir olacağı Ağustos'un ortasında mı insanların aklına gelir? Yoksa Eğitim Bakanlığı bu kadar senedir halen daha okulların ne zaman açıldığını öğrenmedi mi? Halen daha okul tartışması var. Ve yani bunlar artık kanıksanır ve maalesef bu konulardaki bu beceriksizlik hali midir? Yoksa bu özel okulları desteklemek için bir hamle midir diye artık insanlar ciddi ciddi düşünüyor. Çünkü en şey koordine hareket edebilen özel okullar ve insanlar hızdan özel okullara kaymaktadırlar. Yani eğitimin özelleştirilmesi, sağlığın özelleştirilmesi bu haliyle dırnak içerisinde doğallığında bir yere doğru gidiyor. Bu konularda çünkü farklı şeyler de var. Yani gerçekten radikal kararlar alması gerekir. Bunlar da hiç kolay değil. Yani tamam evet siyasetin ciddi hataları var. Kanaatimce sendikal düşüncelerin de ciddi hataları var eğitimde gelinen noktada. Çünkü gerçekten yapısal bir bozukluk var. Yapıya dokunamıyorsunuz. Yani bir taraftan hep değişim talebimiz ve değişim söylemimiz var. Ama olumlu anlamda bir değişim talep ediyorsunuz. Yani çocuğunuzu okula verdiğinizde neden öğretmen yok sorguladığınızda ilk etapta siyasete buluyorsunuz suçu. Şu atayamıyorlar oraya birini. Ama biraz daha eşelediğinizde yan okulda sadece bir saat derse girer öğretmen olduğunu görüyorsunuz. Onu bu yana alamıyorsunuz. Yani yapısaldır sorun. O yapıya da dokunamıyor siyaset. Çünkü radikal karar alamıyor. Yani burada yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Benim biraz kafam karışıktır bu işte. Çünkü örgütlü yapıya da çok inanıyorum. Olması gerektiğini de düşünüyorum. Ama kazanılmış hak kelimelerinin altını ben farklı dolduruyorum. Sendikacı büyüklerim daha farklı dolduruyor mesela ama günün sonunda bizim çocuklarımız bu işten mağdur oluyor veyahut dolaylı yönden biz özel okullara götürdüğümüz için çocuklarımızı biz de mağdur oluyoruz. Şimdi işte sorun da sorunların bir kısmı da sizin seçim sürecinden söylediğiniz. Şimdi eğer herhangi bir yapı bunları söyleyerek oraya geliyorsa, gelebiliyorsa o radikal adımı alır. Ama popülizmden 3-5 tane oy alıp oraya geliyorsanız o zaman o popülizmi sizin popülizm sizi tutsak alıyor ve bundan sonraki süreçlerde o dengeye oynamaya devam ediyorsunuz. Nasıl orada kalır mı? Eğitimle ilgili bu söylediğinizi sendikalarla tartıştığımızda bunun tam da böyle olmadığını anlatıyorlar. O zaman yani ortada bir yeterli bilginin olmamasından kaynaklanan bir sorunun olduğunu görüyoruz. O zaman bunu çözecek adımların atılması gerekiyor. Yine katılımcı demokrasiyle bunu velilerin de, öğretmen sendikalarının da, bakanlığın da bir araya gelip toplumun önünde bunu anlatması ve konuşması gerekiyor. Bunu yapmadan herkes dışarıdan bir tartışmayı yürütüyor. Ama yani bunun karşılığı da biraz önce söylediğiniz sorun ortaya çıkıyor. Özel okullar bir şekilde teşvik edilmiş oluyor. İnsanlar oraya doğru kayıyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Çünkü eğitim ve sağlık parayla satılamayacak kadar değerli bir şey. Çünkü paran kadar sağlık diye bir şey yok. Canınla uğraşıyorsun. Paran kadar eğitim diye bir şey kabul edilecek bir şey değildir. O zaman parası olmayan insanların eğitim hakkı elinden alınacak mı? Bunun dengesi yoktur. Bunun tamamen parasız olması ve kamusal olması önemlidir ama bu coğrafyada bu ilkeler kaybedilmiş durumdadır. İlginçtir. Yani liberal ekonomiyi savunan insanlar var ama bu arada da çok tuhaf bir şekilde bizdeki özel okullara da teşvikler de var. Niçin devlet teşvik veriyor özel okula bunların, gibi? Bunların konuşulup tartışılması gerekir zaten. Kesinlikle yani. Yani eğer rekabetse şeyse ve senin kendi okulunda yeteri kadar şey yoksa sen özel okulları, üniversiteleri niçin teşvikle ilgili para veriyorsun? Nereye para veriyorsun? Bunların yeteri kadar tartışılmadığı bir süreçteyiz ve bunların konuşulması gereken yer bütçe tartışmasıdır. Yani bütçe tartışması bir iki ay içerisinde başlayacak. Bütçe tartışması içerisinde meclisin içindeki insanların
bunları sorgulaması, bunları kamuoyuna taşıması gerekiyor. Çünkü orada rakamlar yazıyor. Nereye hangi parayı vereceklerini. Bunu orada... Ya bu tartışmalar da boşa yapılır ama. Yani hep bunu örnek veririm. Yani bütçe tartışması yapılırken geçen sene Tarım Bakanı dedi ki bu bütçeyle biz 5 ay sonra ya da 3 ay sonra neyse o söylediği tarih ki tam da öyle oldu. Eylemlerin başladığı tarihi. Hayvancıların eyleminin başladığı tarihi. Yok bütçe belli zaten olmayacak. Yani vermiyor o talebi karşılamıyor. Ve bunu bütçeyi hazırlayan makam söylüyor. Ama o kalıptır o bütçe. Her sene işte gider gelir 3 aşağı 5 yukarı. Onda bile yani hani reform hükümeti ya son gelen 3 hükümet. Üçünde de reformunu göremedik tabii onların da doğal olarak. Tabii yani tarım ve hayvancılıkla ilgili de konuşulması gerekiyor. Yani siz bir şeye teşvik veriyorsunuz da bu teşviğin karşılığında ne oluyorun sonucunun da kamuoyunda konuşulması gerekiyor. Yani biz günün sonunda Narenciye'ye bu kadar teşvik veriyoruz. Bunun karşılığındaki ne olduğuyla ilgili olarak ne kadar istihdam oluyor, ülkeye ne kadar girdisi vardır, bunun artı değeri nedir bunların konuşulması gerekiyor. Bunun tartışması yapılıyor. Hep söylenen 3-5 tane büyük tarım, 3-5 tane büyük hayvancının bütün bu teşvikleri aldığı ve zenginliklerine zenginlik kattığı, daha küçük işletmelerin, daha küçük üreticilerin bundan zarar gördüğünü herkes söylüyor. Yani teşvik sistemimizde dahi problem var ve o teşvik sistemi senin bütçeni imha ediyor. Evet. Yani aslında sen 3-5 tane tekele bir şekilde hizmet ediyorsun. Bunların bir şekilde kaşınması, bir şekilde kamuoyunda ciddi ciddi tartışılması gerekiyor. Son 5 dakikamız var. Belediye nasıl gider? Belediye. Yani bu arada belediye meclis üyesisiniz. Onu söylemedik başta. Ama son 5 dakikayla Lefkoşa'ya ayıralım. Lefkoşa Belediyesi'ne. Lefkoşa Belediyesi yani eğer hiçbir borcu olmasa ve dırnak içerisinde normal bir belediye olsa bir şekilde yüzeycik gidiyor. Maaşı ödüyor falan ama halen daha sigorta ve ihtiyaç sandıkları yatırılamıyor. Halen daha bir şekilde içerideki personelin verimli şekilde kullanılabileceği bir ortam bu ortaya çıkmadı. Bu sigorta konusundaki durum sadece yönetimdeki iktidarsızlıktan mı diyeyim yoksa yani sizler yönetiyorsunuz hep beraber bu kurumu iyi kötü yoksa şeyin de çalışanın da farklı bir talebim var bu konuda yani ben hep bunu söylemeye yani bilmiyorum tabii rakamlarla konuşmak daha doğru olur kesinlikle ama yani ben eğer çalışan biri olsam bu aile yardımı adı altında verilen ekstra parayı ekstra diyorum buna böyle bir şeyin olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. En azından onu bir süreliğine kestirip karşılarsa sosyal sigorta ihtiyaç sandığımı yatırıp geleceğimin daha güvende olmasını tercih ederim birey olarak yani. Ama böyle bir şeyin de olduğunu görmüyorum. Mesela bunlar ne, çalışandan yoksa yönetimden kaynaklanır ya da şimdi, farklı mıdır? Belki de ben yanlış düşünüyorum da olabilirim tabii. Şimdi bir kere ortada bir maaş politikası var ve yani bunu tartışma konusu yaparak fazla bir yere gidilebileceği bir ortam yok. Ancak Lefkoşa'nın kendi kaynaklarına baktığınızda iyi bir şekilde yönetilmesi halinde bu paranın toplanabileceğini herkes görebiliyor. Sorun olan o bütçe hedeflerine ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. İyi kötü yönetiyorsunuz dediniz ama yani yürütme erki belediye başkanında biz bir anlamda yasaması şeklinde işi götürmeye çalışıyoruz. Yani şu aşamada bizim tahminimize göre yıl sonuna sigorta ihtiyaç sandığı borcu 100 milyon olacak toplam borç olarak ve bütçe açığı da 21 milyon bir bütçe açığı olacak. Bu aşağı yukarı tahmin edilen bütçe açığıydı. Yani bizim 25 milyon gibi öngördüğümüzdü. Yani son 6 ayda yaşanacak performansı bilmiyoruz ama sorun olan şu. Ortada bir borç var, ortada bir sıkıntı var. Bunu terse çevirecek bir hareket henüz daha bir senede belediyede... Personel azaltmanın dışında yapılabilecek farklı şeyler var mı? Vardır çünkü yani şu aşamada halen daha mesela reklam gelirinde, ilan ve reklam gelirinde ciddi bir düşüş vardır. Halen daha ciddi miktarda Lefkoşalı su parasını ödememektedir gibi yani
verdiği hizmetin karşılığını toplayamayan bir belediyeden bahsediyoruz. Şu aşamada bir hasbolat arıtma tesisi vardır ve oraya işletilmesiyle ilgili olarak iki toplumlu projeydi. Ödenmesi gereken bir para var. Yani sizin kanalizasyon için aldığınız toplam su ve verdiğiniz bir artık rakam var orada. Onu dengeleyecek bir kanalizasyon ücreti olması gerekiyor, kanalizasyon politikası olması gerekiyor ve bu paranın Lefkoşalı tarafından ödenmesi gerekiyor. Lefkoşalı bunu ödemeyi hala daha çok kabul etmiyor ve bununla ilgili olarak onun da bir isteksizliği var. Çalışanın performans gösterip daha iyi bir belediyedir deyip de Lefkoşalı'nın gönlünü alacak bir hareketi yoktur. Ve başkanın da bunları yönetebilecek, bunları teşvik edecek henüz daha ciddi bir atılım olmadı. Yani böyle bir üçlünün içerisinde hemen hemen minimumlarla kendini çevirmeye çalışan bir belediyeden bahsediyoruz. O bakımdan iyi bir tablo var mı derseniz, evet maaşlar ödenir. Ortalıkta bir miktar daha temizdir ama bu yapısal sorunu halının altına itmektir. Şu aşamada borcu büyüyor, kamusal borcu büyüyor. Sigorta ihtiyaç sandığı büyümeye devam ediyor. O en başta söylediğim örnek hiç konuşuldu mu? Bu aile yardımı, sigorta... Bir ara toplu sözleşmesi tartışmaları sırasında tam böyle olmasa da benzer bir öneri olarak, başkanın önerisi olarak masaya geldi. Sendika kabul etmedi bununla ilgili olarak. Yani eğer radikal bir çözüm istiyorsanız şu aşamada her ay Ziraat Bankası'na 900 bin TL taksit yatırılmaktadır. Borçların karşılığı, sonra alınan kredinin karşılığı. Sigorta ihtiyaç sandığı toplamda 1 milyon 200'dür yatırılması gereken. Yani eğer biz bir gün o koltuğa oturursak söyleyebileceğimiz, Ziraat Bankası'nın o 900 bin TL'ye aylık bir çok ihtiyacı yoktur. Onu bir ara öderik, borcumuz borçtur. Ama sigorta ihtiyaç sandığını yatırmaya başlarız ki bunun personel üzerinde bir motivasyon sağlayacağını söyleyebiliriz. Yeni yönetimlere şey de gelmez galiba. Haciz de haciz gelmez. Yani... Kullanacaksınız yani. Ödemeyelim bankaya. Ve güzel taktik bu da. Peki. Neyse, bunları daha konuşuruz. Teşekkür ederim katkı koyduğunuz için bugün programa. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Size kolay gelsin. Evet, Murat Kanatlı ile birlikte olduk bugün. Kıbrıs sorunu, biraz iç politika ve tabii son 5 dakikamızda belediyedeki duruma, Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki duruma ayırmış olduk böylelikle. Ve bugünü de haftayı da noktalıyoruz. Bugün Cuma. Pazartesi günü yine detay programında birlikte olacağız. Farklı konuklarla ülke gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, hafta sonu olası tüm gelişmeleri de bu ekranlardan yine aktarmaya ekiplerimizle hepimiz buradayız zaten. Hafta sonu olası gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz sizlere. İyi tatiller dileyelim. Pazartesi yeniden görüşmek üzere.